Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün veri analizini beraber işleyeceğiz. Veri analizinin tanımından başlayalım. Grafikler verileri görsel hale getirmemize, hesaplamalar yaparak sonuçları yorumlamamıza yardımcı olurlar. Peki veri analizinde grafikler kaça ayrılıyor? Hemen bakalım. 3'e ayrılıyor. Birincisi sütun grafiği, çizgi grafiği ve dairesel grafik ya da daire grafiği. Sütun grafiği, peki ne durumlarda biz sütun grafiğini kullanıyoruz? Çoğunlukla iki veya daha fazla verinin karşılaştırılması için kullanılıyor. Gelelim çizgi grafiğine. Çizgi grafiğinde ise bir ya da daha fazla verinin zamana göre değişimini göstermek için kullanılıyor. Mesela sıcaklık değişimleri falan çizgi grafiğinde çok daha rahat gösterilebiliyor. Daire grafiğine gelelim. Daire grafiğinde grafik çoğunlukla bir bütünün parçalarını karşılaştırırken kullanılır. Mesela arazi, tarla gibi sorularda, seçim soruları, bir firmanın ürettiği ürünler, çiftlikteki hayvanlar gibi. Şimdi gelelim bunların soruları üzerinden bakalım. Daire çizgi sütun grafiklerimize. Sütun grafiğiyle devam edelim. Şimdi sütun grafiğinde bize bir tane soru göstermiş. Bakalım buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayalım. Şimdi aşağıdaki sorularda ne sormuş bize sütun grafiği ile alakalı? En çok satışı hangi firma yapmıştır diye sormuş. Şimdi ABCD firmalarından en çok satışı yapan firma A firmasıdır. Çünkü en fazla geliri A firmasından elde edilmiştir. Gelelim diğer sorumuza. En çok kârı hangi firma yapmıştır? Kârı bulabilmek için şimdi ABCD firmalarındaki gelir ve gider farklarına bakmamız lazım. A firması için bakıyorum. Geliri 500, gideri 400. Yani kârım 100. B firmasına bakıyorum. Gelir 400, gider 300, kârım 100. C firmasına bakıyorum. C firmasında gelir ve gider aynı durumda olduğu için kârım yok, sıfır. D'ye bakıyorum. D firmasında gelir 250 iken giderim 100. O halde aradaki farkları 250 eksi 100'den 150 olduğu için kârım en fazla D firmasında. Peki kaç firma zarar etmiştir diyor. Demek ki gideri daha fazla olan firmayı soruyor bana. Peki gideri gelirden fazla olan bir firmamız var mı? Hayır yok. O halde hiçbir firma zarar etmemiştir. Sütun grafiğimizi de geçtik. Gelelim çizgi grafiğimize. Çizgi grafiğimizle ilgili de bir soru var. Hemen sorumuza bakalım. Yandaki grafik Elif'in bir haftadaki çözdüğü soru sayısını göstermektedir. Buna göre aşağıdaki soruları çözelim. Elif toplam kaç soru çözmüştür diyor. Elif'in çözdüğü toplam soru sayısını bulurken hafta hafta bakıyorum soru çözümlerine. Pazartesi günü 175. Salı günü 225. Çarşamba günü 250. Perşembe günü 175. Cuma günü 300. Cumartesi günü ne kadar çözmüş? 200 artı 200. Pazar günü ise 250. Bu çözdüğü soruların tamamının toplamı bana çözdüğü soru sayısını verecektir. Gelelim diğerine. Elif en az hangi gün soru çözmüştür diyor. Bakalım çözdüğü soru sayısı en az hangi günde? Pazartesi günü 175. Peki 175'ten daha az var mı? Yok. Diğerine bakalım. Perşembe günü de 175 çözmüş. O halde pazartesi ve perşembe günleri ve perşembe günleri en az sayıda soru çözmüştür. Elif hangi günler eşit miktarda soru çözmüştür diyor. Bakalım eşit miktarda soru çözüm günleri pazartesi ve perşembe. Pazartesi, perşembe ikisi aynı. Diğerlerine bakalım başka aynı olan var mı? Çarşamba ve pazar. Çarşamba,
Çarşamba ve pazar. İkisinde de aynı gün soru çözümü yapılmıştır. Geçelim bir sonraki grafiğimize. Daire grafiği bir sonraki grafiğimiz. Peki daire grafiğindeki sorular nasıl çözülecek? Nasıl yapacağız? Bir bakalım. Yandaki grafikte 120 dönümlük bir tarladaki ekinlerin dağılımı verilmiştir. Buna göre pamuk, buğday ve sebzenin kaçar dönüm yer kapladığını bulalım. Şimdi bize daire grafiği verilmiş. Peki daire grafiğinin tamamının dönümü verilmiş mi? Evet, verilmiş. O halde işim kolay. Peki daire diliminin tamamı ben kaç dereceyle hesaplıyordum? 360 derece olarak biliyorum. 360 dereceyi kullanarak ve dairenin tamamının da dönümü bana verildiği için rahatlıkla bulabilirim. 360 derecelik daire diliminin 120 dönüm, daire dilimi 120 dönüm ise bana hepsini teker teker bulmamı istiyor. Hangisi için bakalım? Sebze için bakalım. 30 derecede kaç dönümlük olur? İçler dışlar çarpımı yaptım. 30 çarpı 120 bölü 360'dan kaç dönüm olduğunu bulacağım. Sadeleştirdim. Demek ki sebzem 10 dönümmüş. Geldim pamuğa. Pamuğa bakalım şimdi de. Pamuk için de aynı şeyleri uygulayacağım. Tamamı neydi? 360 derecede 120 dönüm ise pamuğun derecesi ne kadar? Ancak bana pamuğun derecesini vermemiş. Peki nasıl bulacağım pamuğun derecesini? Daire dilimi 360 derece olduğunu biliyorum. Bana 90 ile 30, yani 120 derecesi verilmiş. O halde 360 dereceden 120 dereceyi çıkarırsam geriye kalan 240 benim pamuğumun açısını veriyor bana. 240 derece. O halde devam ediyorum. 360 ile 120 ise 240 derece kaç dönüme denk gelir? Bakalım hemen. 240 çarpı 120 bölü 360 eşittir. Sadeleştiriyorum. 80 dönüme, pamuğumda 80 dönüme denk geliyor. Geçtim diğerine, buğdaya gelelim. Buğdaya bakalım, 90 dereceymiş buğdayımız. 360 derece 120 dönümse peki 90 derece kaç dönüme denk gelir? İçler dışlar çarpımı yardımıyla bulalım. 90 çarpı 120 bölü 360 eşittir soru işareti. Bakalım, sadeleştirelim. Bunu da sadeleştirdim. 30. Demek ki buğdayımız 30 dönüme denk geliyormuş. Daire grafiğimizi de bitirdiğimize göre yeni nesil veri analizinde nasıl sorular geliyor bir bakalım. Şimdi yeni nesil sorularda şu tarzda sorular geliyor arkadaşlar. Genelde teker teker değil de ikisini birleştirmiş veya işte sütunla daire, çizgiyle daire gibi ikisini bir arada veriyor ve bize yorum yaptıraraktan bu soruyu çözdürüyor. Biz de bu soruyu çözmeye çalışalım. Bir okuyalım soruyu. Aşağıda bir çiftçinin yetiştirdiği 4 farklı alanın ekili olduğu alan miktarları dairesel grafikle ve bu ürünlerden o yıl elde ettiği ürün miktarları ise sütun grafiğinde gösterilmiştir. Şimdi daire grafiğimizde ürünlerin ekili olduğu alanlar, yani dönümler 150, 80, yulafı vermemiş ancak çok rahat bulabiliriz. Arpa. Diğerinde ise ekili alanlardan alınan ürün miktarı ton olarak verilmiş bize. İlk önce daire grafiğimizdeki şu yulafın bir kaç dereceye ait olduğunu bulalım bir. Nasıl bulacağız? Tamamı 360 derece olduğu için diğerlerinden ne yapacağım? 360'tan çıkaracağım diğerlerini toplayıp. 90, 240, 320 çıkardım, 40. Demek ki yulafıma gelen derece 40 dereceymiş. Şimdi arkadaşlar, ekilen dönüme
Şöyle diyebiliriz aslında. Mesela hani bize daire grafiğinde vermiş bu açıları. Buğday 150, çavdar 80, arpa 90, yulaf 40 derece olarak vermiş. Ben bu ifadeleri dönüm olarak alabilirim. Çünkü açılar dönüm ile doğru orantılı olacak şekilde adlandırılmıştır. O halde arpa için bakalım. Arpa için bakalım arpa nerede? 90 derece, yani daha doğrusu 90 dönüme ne kadar düşmüş? 10 ton düşmüş. Buğday için bakalım. Buğdayda 150 dönüme 8 ton düşmüş. Çavlara bakalım. Çavdarda kaç derece çavlarımız? 80 derece, yani 80 dönüm. 80 dönüme 6 ton. Yulafta ise bakalım yulafa 40 dönüme ne kadar düşmüş? 5 ton düşmüş. Şimdi biz verilen bu ifadelerden bize neyi soruyor? Ürün miktarı en fazla olanı soruyor. Peki ürün miktarının en fazla olan hangisini nasıl göreceğiz? Arkadaşlar isterseniz bunları paydalarını eşitleyerek hangisinin daha büyük olduğunu görebilirsiniz. Veya teker teker eleyerek bulabilirsiniz birbirine götürme yöntemiyle. Bakalım mesela şunu 2 ile genişletelim. 10'a 80 gelecek. O halde çavdar otomatikman elendi zaten. 80'a 10 dönüm düşüyorsa 90'a 10 dönüm düşmesi daha düşük olduğunu, ki 150 dönüme 80 ton buğday düşüyor. O halde içlerinden en büyük olanın yulaf olduğunu görmüş oluruz. Yeni nesil soru çözümümüz de bu şekilde arkadaşlar. Genelde zaten yeni nesil sorularda böyle karışık bize iç içe bir şekilde veriyorlar. İnşallah yardımcı olabilmişimdir size. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.